Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz. Bugün bütün vaktimizi Mersindere'ye ayırdık değerli arkadaşlar. 270 metrekare arsa içerisinde 4+1 açık mutfak, tam bağımsız, tam müstakil, özel otoparklı bir villanın çekimi için geldik tabi. Görmüş olduğunuz gibi villamız bu şekilde, yaya girişimiz burada. Yani normalde arabasız gelirseniz şu demir kapıyı kullanacaksınız. Hemen karşı tarafa, Sinan kardeşim senden ricam, karşı tarafta park alanımız var, çocuk oyun parkı falan hepsi mevcuttur. Yani Mersindere'nin tam kalbi, denize 300 metre mesafedeyiz. Bahçe duvarlarına baktığımızda son derece modern taşlarla güzel bir şekilde bahçe duvarları yapılmış. Tabii üstüne de takoz tuğla dediğimiz loca tuğlalarıyla da dekore edilmiştir. Tabii çam ağaçları da ayrı bir görüntü, ayrı bir hava vermiş. Özellikle teras kısmına bordeks malzemeyle pergüle yapmış. Gerçekten çok geniş bir alana sahip. Şimdi aracın park ettiği yerin hemen yanında otopark girişimiz var. Dolayısıyla bir otoparkı, binanın tam müstakil olduğunu size göstermek açısından önce etraflıca dolaşmamız gerekiyor. Acele ediyoruz. Zaten 2-3 gündür de bir yağmur, bir fırtına var biliyorsunuz. Dolayısıyla videolarda da gecikme oldu. Kusura bakmayın. Şu anda önünde bulunduğum kapı otopark alanımız. Otopark alanına girdiğimizde çok güzel çiçeklerle bölmüş arayı. Şimdi tam müstakil olduğunu göstermek açısından dolaşıyoruz değerli dostlar. Salon kısmındaki salondan çıkarken varanda alanımız burası. Tabii güller, çam ağaçlarıyla da güzel bir peyzaj yapmış. Hemen detaylı bir gezelim. Güzel limon çamları dediğimiz çam ağaçları, bir de düt ağacı var değerli arkadaşlar işin içerisinde. Şimdi Sinan kardeşim beni takip ediyor. Tam bağımsız 270 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil villadayız şu anda. Evet. Benim evim işte tam bağımsız olsun, komşum olmasın, müstakil girişi tamamen bana ait olsun, bahçem geniş olsun derseniz tam da istediğiniz ev. Evet, peyzaj alanını gördünüz bu şekilde. Şimdi çelik kapıdan içeriye giriyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri girerken mini bir hol var değerli dostlar. Hemen Sinan kardeşimi içeriye davet ediyorum. Kapıyı kapattıktan sonra burada anlatmam gereken bir takım şeyler var. Çelik kapıyı kapattığımızda burada bir portmantonumuz var. Yani vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Çok amaçlı, çok kullanışlı, güzel dolaplarla da dizayn edilmiş. Altta ayakkabılık. Tabii bir villa olmazsa olmazı, normalde merdiven altında bir şeyler yapıyorlar. Tuvalet koyuyorlar ama burası farklı bir sistemle yapılmış. Gene temper camla duşakabin verilmiş. Şöyle iki kolumu açtığımda gayet geniş, ferah bir duşakabin. Klozet burada, Hilton dolabımız. Tabii aynamız, aynanın üzerine de led ışıklı bir lambamız var değerli arkadaşlar. Kapımızı kapatıyoruz. Son derece geniş, ferah, güzel bir salona sahibiz. 120'ye 60 grant malzeme kullanılmış değerli arkadaşlar. Gayet geniş bir salona sahibiz dediğim gibi. 2 tane sürgülü kapı verilmiş. Biri bahçeye çıkıyor, biri varanda alanına çıkıyor. Tabii gayet güzel. Tavan yüksekliği gerçekten çok hoş, çok yüksek, yani kaliteli bir şekilde yapılmış. Alçı dekorasyonda dekor verilmiş, spot lambalar, led ışıklar verilmiş. Mutfaktan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına geldiğimizde buzdolabı alanı yeni çift kaplı dolaplar için dizayn edilmiş. Hemen yanında da çok amaçlı dolaplar konulmuş. Tabii bankoya baktığınız zaman granit mermer tezgahı granit olarak düşünülmüş değerli arkadaşlar. Fırın yerimiz burası. Tabii buradan da set üstü ocak isterseniz kullanırsınız. İsterseniz de ankestre kesilip yerine yerleştirebiliyorsunuz. Dablumaz alanımız burası. Tabii evyenin tam karşısında bahçeye bakacak geniş pencere konulmuş tabi. Burada da bulaşık makinesi yerimiz, çekmecelerimiz, çok kullanışlı, çok amaçlı dolaplarla dekore edilmiş değerli arkadaşlar. Tabi panjurları, sineklikleri, kalorifer tesisatları, her şey 10 numara yapılmış. Tabi burada güzel bir şey daha yapmış. Burada bir kiler yapmış değerli arkadaşlar. Merdiven altında, döner merdivende. Kileri de gizlemiş. Nasıl gizlemiş? Şimdi şöyle düşünün. Normalde burayı bir kitaplık olarak düşünün ama arkasını açtığınızda, Sinan kardeşimden ricam hemen deponun arkasını bir göstersin. Tabii biraz çalışması lazım yeni olduğu için hızlı bir şekilde. Evet, bu şekilde, yani görünürde depoyu görmüyorsunuz ama arkasında gizli bir bölmeniz var. Bunu güzel düşünmüş değerli dostumuz, arkadaşımız. Tabii yukarıya çıkıyoruz. Detaylı anlattık tabii her şeyi. Yukarıya çıkarken bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Alüminyum korkuluklarımız, villamız tam bağımsız olduğu için buz camlı, çift açılımlı vasıtas pencere yerleştirilmiş. Spot lambalar var, sensörlü. Birinci katta 3 tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. Her biri birinden daha büyük. İlk odamıza giriyoruz. Çamsanın laminat parkesini döşemiş. Aynı zamanda ebeveyn banyolu, klima tesisatları duvarın içerisinde döşenilmiş. Gayet güzel. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Ebeveyn banyo demiştim. Hemen Sinan kardeşim size göstersin. Çok fazla zaman olmadığı için şey yapamıyorum değerli dostlar. Tabii ebeveyn banyo aynı zamanda giyinme odası da mevcut değerli dostlar. Şimdi duşakabinimiz burası, klozet burada, Hilton dolabı burada, çift açılım vasıtası penceremiz burada. Aynı zamanda banyonun içerisinde sürgülü kapıdan bir giyinme odamız var. Hemen giyinme odasına girdiğimizde boydan boya bir gardırop yerleştirilmiş. Banyonun içerisinde banyonuzu yaptıktan sonra burada havlunuzu vesairenizi, giyiminizi, her şeyinizi yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunun özelliği bu şekilde. Tabii yatak odasının hemen önünde de güzel bir Fransız balkon, caddeye cephe. Her odası caddeye bakıyor değerli arkadaşlar. Hemen ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız da gayet güzel, geniş, ferah, kalorifer sistemleri vesaire. Bir de Fransız balkon, karşıda bulunduğumuz bu sürgülü kapı. Hemen yan tarafta da balkona çıkışımız mevcuttur. Odalar son derece geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü odamıza bakıyoruz. Üçüncü odamıza da geçeceğiz. Üçüncü odamız gene gayet güzel, geniş, ferah. Tavan yüksekliği de öyle. Gene yola cepheyiz. Yani gene balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Güzel de bir balkonumuz var burada. Bir tane de genel banyomuz var. Sinan kardeşim balkonu gösterdikten sonra şu anda genel banyoya geçiyoruz değerli dostlar. Genel banyomuz gene son derece geniş, ferah, büyük. Duşakabin, siyah temper cam kullanılmış. Fayanslar porselen seramik değerli arkadaşlar. Porselen yani cam şeklinde. Klozetimiz burada, Hilton dolabımız burada. Aynamız, aynanın arkasındaki etajer yerlerimiz. Tabi burada güzel bir şey daha yapmış. Çamaşır makinesi kabın içerisine almış. Çamaşır makinesi yerimizde burada. Lake kapılar kullanılmış. En güzel yeri de teras kısmı. Ben videoya giriş yaparken de teras kısmından bahsetmiştim. Şimdi hep beraber yukarıya çıkıyoruz. Yine çift açılımlı merdiven aydınlatması için penceremiz, alüminyum korkuluklarımız, spot lambalarımız. Yukarıya çıktığımızda aynı zamanda aşağıda kilerimiz vardı. Burada da kilerimiz var. Kileri daha sonra anlatacağım. Yukarıya çıktığımızda terasa çıkış kapımız var. Aynı zamanda odanın içerisine girişimiz var. Bir banyomuz var. Öncelikle banyoya gireyim. Değerli arkadaşlar, banyonun içerisindeyiz. 90'a 90 bir tane duşakabin yerleştirilmiş. Klozet alanımız burada. Çift açılımlı vasıtas penceremiz burada. Hilton dolabı ve aynamız mevcuttur. Dediğim gibi porselen seramik kullanmış. Terasa çıkmadan hemen yatak odamızı da tanıtalım. Tabii çatı kısmında şu anda malzemeyi görüyorsunuz. Kiremit kullanılmış. İzolasyonu güzel yapılmış. Kaliteli, zaten burayı yapan da çok eskiden, yani 1998, 99, 2000, 2010'a kadar benim abimle şirketimizde şey yapıyorduk. Biz de villa yapıyorduk. O da bizim villaların sıvasını yapıyordu Kemal Bey. Buradan da selamlarımı söylüyorum. İnşaatçı olduğu için gerçekten kaliteli yapmış. Gerçekten kaliteli yapmış. Terasa çıkmadan bir depo, kiler alanımız vardı demiştim. Oraya da bir gidip size oranın da sunumunu yapıp terasta videomuzu bağlayacağız. Yani burada çatı arasında güzel bir kiler alanı yaratmış değerli arkadaşlar. Gayet geniş, ferah bir kiler. Yani bir evde ekstra malzemen olur vesaire, yani kullanmadığınız eşya olur, dışarıya atmadan, yağmurda falan olmadan burada rahat bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Teras kısmına çıktık. Teras kısmımız gayet geniş. Çok ferah, çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Pergüle atmış. Pergüleyi bordeks malzemeden kullanmış tabi. Bu da son derece kaliteli bir işçilik demektir. Hemen terasın burada da bir mutfak tezgahı alanı yaratmış. Tabi cam balkonlarla dekore edilmiş. İstenilirse burayı komple cam balkonla kapatıp kış bahçesi de yapabilirsiniz. Zaten videoya giriş yaparken park alanı falan göstermiştim. Şehir görüntüsünde bu şekilde görmenizi istiyorum. Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Mersindere'deyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Denize 300 metre mesafedeyiz. Tabii 270 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, özel otoparklı, geniş bahçeli 4+1 açık mutlak bir villa sunumunu yaptım sizlere. Miraç Emlak olarak biz bu villayı gerçekten beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Tabii fiyatlara gelince, fiyatı başta söyleyeceğim, artık hakikaten gına geldi. Yani değerli dostlar, çünkü dövizin oynak kuru, işte fiyatların yükselmesi bizi de zor durumda bırakıyor. Bu güzel villamızın fiyatı değerli arkadaşlar 2.900.000 değerli arkadaşlar. 2.900.000 tabi bu liste fiyatı. Pazarla açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.